Değerli Artı Televizyon izleyicileri, Osmanlı dönemi Türkiye sosyalizmini sohbet ediyoruz. Stefo Benlisoy'la, Doktor Stefo Benlisoy'la birlikte İstanbul Irgatları adlı değerli, hacmi küçük ama gerçekten içeriği bir hayli zihin açıcı çalışmasından hareketle. Stefo, burada bu Türkiye Sosyalist Merkezi'nin bir de kısa bir dönemde olsa düzenli çıkardığı bir yayın organı var. Türkçesi Irgat, Ergatis isimli yayın organı. Bu yayın organından söz edelim. Bu yayın organı ne yaptı? Hangi koşullarda çıktı? Ve biraz sonra da kritik konularda nasıl bir tutum takındı? Evet. Tabii 1910 yılından bahsedeceğiz Ergatis'in yayınlanma yılı olarak. Bu dönemde tabii İstanbul açısından önemli gelişmeler var. Yani bir sosyalist basının oluştuğundan bahsedebiliriz. Şubat 1910'da Hüseyin Hilmi İştirak Gazetesi'ni yayınlamaya başlayacak ve önemli bir yayın faaliyetinin de bir başlangıcı olacak bu. Zira işte İştirak kapanacak, sonrasında işte sosyalist gibi çok sayıda isimle tekrar yayınlanmaya devam edecek. Ergatis de bu 1910 yılında oluşan bu sosyalist basının bir başka örneği, Yunanca, Rumca yayınlanan Türkiye Sosyalist Merkezi'nin resmi yayın organı olan bir gazete. Tabii Ergatis hakkında şunları söylemek mümkün. Belki iştirakten farklı olarak Ergatis başından itibaren böyle nasıl diyelim, tahsilli orta sınıf bir okura hitap eden, biraz böyle sosyalizmin teorik veya siyasal meselelerinden bahseden sofistike bir organ olmayacak. Yani Ergatis'in özelliği gerçek anlamda bir işçi gazetesi olmak için çıkması. Grubun bu anlamıyla böyle işçici damarını diyelim temsil eden bir yayın organı ve yayın organının asıl ağırlığını tabii ki işte işletmelerden, fabrikalardan ya da sendikalardan haberler oluşturacak. Elbette o günün meselelerinin de yer aldığı bir yayın ama dediğim gibi çok basit, anlaşılır bir dille, bunu belki farklı biçimlerde de ifade edeceğiz biraz sonra ama basit, anlaşılır, gündelik, sade bir dille işçilere dair meselelerin tartışıldığı bir ölçüde bir adeta bir eğitim organı olarak düşünmek gerekiyor Ergatis'i. Aynı zamanda bir örgütlenme organı da. Çünkü Ergatis sadece işçi sınıfına ilişkin, Osmanlı başkentindeki işçi sınıfının yaşadıklarına ilişkin şeyleri aktarmayacak sayfalarında bizzat işçi sınıfını, İstanbul işçi sınıfını örgütlemeye yönelik bir aktör olarak kendini konumlandıracak. Ama Rumca çıkıyor olması aslında kendini kısmen bütün İstanbul işçi sınıfıyla değil de esas olarak Rumca diliyle konuşan, anlayan, okuyabilen bir kesime doğru da sınırlayan. Tabii. Çok basit, sade Rumca konuşan bir kesim Ergatis'i okuyabilir ama başta da vurguladım biraz önce bir başka vesileyle, işte Yahudi işçiler arasında örgütlenmeye çalışıyorlar dedik. Yani Ergatis'in bir Ladino versiyonu, yani Yahudilerin, İstanbul Yahudi cemaatinin de okuyabileceği bir versiyonu da çıkacak. Zaten Ergatis veya Türkiye Sosyalist Merkezi çevresi bir amaç olarak da şeyi önüne koyuyor. Yani diğer dillerde de yayın organı çıkarmayı önüne koyuyor. Tıpkı Selanik'te Sosyalist İşçi Federasyonu'nun yaptığı gibi. Yani Sosyalist İşçi Federasyonu da bir ölçüde El Solidaridad Obradera'yı çıkartacak. Ana organı bu olacak ama o da Yunanca, Bulgarca yayın organı çıkartacak bir süre için falan. Onlar hep daha cılız olacak. Ama şey, hedefi her zaman var. Diğer kesimlerin de anlayabileceği dilde gazetelerin oluşması gerekiyor. Türkiye Sosyalist Merkezi tabii ki kendisini ağırlıkla Rum işçiler içerisinde örgütlüyor. Onu hatırlatmakta fayda var ama hedef olarak tabii ki başkentin tüm işçilerini örgütleme hedefi var. Ve bu örgütlenme içerisinde tabii ki farklı dillerde gazete yayın çıkarmak da önemli bir hedefi olacak. Bu noktada tabii ki Selanik İşçi Federasyonu'ndan bir farklılığı da var. Kitapta da vurguladım bunu. Yani Selanik İşçi Federasyonu ile belli ölçüde bir polemik halinde Türkiye Sosyalist Merkezi. Bu da kitapta da vurguladım. Bu federatif örgütlenme meselesi üzerine olacak. Federatif örgütlenme, yani şu Selanik İşçi Federasyonu bir ölçüde o dönem Avrupa Sosyal Demokrasisi içerisinde de temsilcileri bulunan işte meşhur Avusturya Macaristan Sosyal Demokrasisi gibi ya da Yahudi Bund örgütü gibi Rus Çarlığı içerisinde bir ulusal seksiyonların, ulusal
grupların oluşturduğu seksiyonların bir federatif örgütü olarak kendisini oluşturmaya çalışıyor. Ve kültürel özelliğe de açık, ona tabii yönelen bir gelecek tasavvuru. Tabii. Yani ilkesel olarak işte ne oluyor? İşte her ulusal topluluk ya da her dinsel topluluk kendi komitesini seçiyor. O komiteler bir ortaklaşarak bir ortak komite seçiyor. İlkesel olarak federatif ilke böyle çalışıyor. Şimdi bazı gruplar, örneğin işte Selanik'teki Sosyalist İşçi Federasyonu'na karşı çıkan ve içinde çoğunlukla Bulgarların oluşturduğu sosyal demokrat grup, İstanbul'daki Türkiye Sosyalist Merkezi bu ülkeye karşı çıkacak. Yani bir ölçüde Ermeni Devrimci Hareketi'nin de bu federatif ilkeyi savunduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla bu nasıl örgütlenmeli meselesinde de bir tartışma var. Ama hiç unutmayalım, tabii ki hep şeyde tartışıyoruz, hızla gelişen bir dönemi tartışıyoruz. Yani iktidarın sürekli darbeleri bu polemiklerin de öyle çok dal budak sarmasına izin vermiyor. Özellikle baskı geldikçe bunlar birbirlerine yanaşacaklar. Yani yoksa şiddetli tartışmalar var. Arada bir tarih arasına bir parantez de açalım. Aslında bir anlamda kendi tarihimizi de konuşuyor durumdayız. Türkiye Sosyalist Merkezi hem bir yandan benim görebildiğim kadarıyla işçici, çok net bir enternasyonist tutum, her türlü ulusal kurtuluşa karşı da prim vermeyen bir tutum takınıyor ama diğer taraftan kendisini yayın organının resmi dili açısından baktığımızda da daraltan, genişletmeyi engelleyen bir sektörlük sergiliyor gibi geliyor bana. Konuya dair çalışmış bir insan olarak sen ne dersin? Bana siyaseten de biraz problemli göründü çünkü. Yani şimdi iki boyutu var. Bir tanesi tabii ki şu, yani özellikle 1900 nasıl diyelim, hatta 1914 öncesi, belki 1913 öncesi falan İstanbul'u bile konuşabiliriz. Öncesi İstanbul nüfusuna bakmak gerekiyor. Tabii İstanbul nüfusu dediğimiz zaman İstanbul nüfusu içerisinde Rum unsurunun %43 çok ciddi bir ağırlığı var. Yani şeyi de koyduğumuz zaman işte hem Osmanlı tebaası olan hem Yunan Krallığı tebaası olanların ve diğer başka işte İtalyan, çok ciddi bir nüfus grubundan bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii bu anlamıyla bu arka planda bunu düşünerek konuşmak gerekiyor. En önemli nüfus gruplarından bir tanesi, iki tanesinden bir tanesi açıkça söylemek gerekirse. Dolayısıyla hiç olmazsa işte şeye kadar, Birinci Dünya Savaşı'na kadar böyle olmaya devam edecek. Belki sonrasında da müteahhit döneminde falan ciddi bir nüfus grubu. Bir tanesi bu. İkincisi tabii ki bir yayın organını sürdürebilme meselesi. Belki bunu 20. yüzyıl içinde söyleyebiliriz. Yani bunu finanse edebilmek, dağıtabilmek falan. Şimdi Ergatis benim görebildiğim kadarıyla 1000 basıldığı iddia ediliyor. Bunun önemli bir kısmının İstanbul'da dağıtıldığı söyleniyor. Kendi kendini finanse edebilen bir organ. Ladino versiyonu kendi kendini finanse edemeyecek ve tabiri caizse batacak. Dolayısıyla bir yayın organının başka dilde çıkabilmesi için bir ölçüde o toplumsal kesim içerisinde de örgütlenmesinin olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman o yayın organları işlevsiz kalacak ve bir şey yapacak. Selanik'teki Sosyalist İşçi Federasyonu'nun da bir ölçüde Ladino organı en fazla yayınlanan versiyon olacak. Yani Bulgarca, Yunanca bir süre sonra ara vermek zorunda kalacak. Sebep ne? Çünkü tabii ki o da şeyde başarısız oluyor. Yani en azından daha cılız oluyor o ayakları. Dolayısıyla böyle bir iki boyutlu bir unsur var. Ama dediğim gibi yani hem nüfus meselesini göz önünde bulundurmak gerekiyor, hem de bu kendi kendini finanse etme. Dolayısıyla tabii ki Türkiye Sosyalist Merkezi ama şeyde teslim etmek gerekiyor. Kitapta da onu vurgulamaya çalışıyorum. Şeyde başarısız olacak. Özellikle Müslüman işçileri örgütleme meselesinde başarısız oluyor. Son bir husus bu nüfusla ilgili, belki onu atlamadan şey yapmayalım. Tabii yani hiç olmazsa üstelik şöyle söylenebilir. Yani 1950'li yıllara kadar tabii ki Rumca İstanbul'un ana dillerinden bir tanesi. Yani İstanbul'da tabii ki sadece Rumlar Rumca konuşmuyor. Aynı zamanda işte tabii semte göre değişiyor ama yani o semtte yaşayan başka ahali de, yani Levantenler ama bir Müslüman esnaf da bir şey de falan filan, yani bir Rumların yoğun olduğu bir semtte bir Yahudiyseniz, bir Ermeniyseniz, bir Müslümansanız mutlaka Rumca biliyorsunuz. Yani bunun izlerini bugün bile biraz daha şeyde İstanbullularla konuştuğunuz zaman işte belli bir yaşı aşmış görebiliyorsunuz. Yani kendi kişisel şeyinden bile örneklerle hani şey yapabiliyorum. Ben şeyi daha makul buldum. Yani iki boyutu var tabii işin. Hem dağılan imparatorluklardan ortaya çıkan iki kanat var değil mi? Birisi milliyetçilik damarı güçlü bir şekilde çıkıyor. Bir de
onunla paralel olarak bir de internasyonalist bir damar var. Her ne kadar internasyonalistim diyorsa da bazı insanlar, bundan kolay kolay yani o diğer damarın etkisinden de kurtulamıyorlar yani. Çünkü birçoğu yerde Osmanlı İmparatorluğu'na ya da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na karşı duruş milliyetçi bir şeyle yani itkiyle ortaya çıkmış. Hiçbir kendi imparatorluklarını sömürü ilişkisi içerisinden analiz edip de yani işçi sınıfı hakları veya işte üzerinden analiz edip de karşı durmamışlar. Neyine karşı çıkmış? İstibdat demiş örneğin taşnaklarla İttihat Terakki. Bunun içerisinde halbuki bir dakika sonra İttihat Terakki istibdadı ortaya çıkmış. Ama ona karşı da duruşunu sınıfsal bir tepki olarak değil, milliyetçi bir tepki olarak koymuş. Ben hani internasyonel haklı olarak bence ben de sık sık o hatayı yaptım. Mesela taşnaklara sosyalist, milliyetçi sosyalist gibi laflar ediyordum ama milliyetçi, devrimci milliyetçi demek daha doğru gerçekten. Bence daha sonradan da sosyalizme kaymadılar bence. Yani en sosyalist oldukları dönem belki de kuruluş aşamalarıydı. Yani özellikle Rusya'daki ne bileyim çeşitli sol akımlardan yararlandıkları için. Bu açıdan çok doğal buluyorum ama esas olarak da tabii bir de hayatın gerçekleri var. O dergiyi çıkaracak, yazacak, edecek. Hem onu satın alarak onu yaşatacak bir şey tabanı olması lazım. O onun olmadığı kendi Osmanlı yazınından da biliyoruz biz bunu. Yani düşün nedir Müteferrika'nın matbaası dahi topu topu bilmem 13 bin tane kitap basabilmiş ve bunları da satamadığı için depolarda kalmış bir toplumdan söz ediyoruz. Yani Müslüman kesim ciddi olarak kitap satın alan, okuyan, gazete okuyan bir kesim değil. Bu Rum cemaati daha yatkın yani bu tür kültürel malzemeyi değerlendirmeye. Ayşe, hani biz tarihi biraz da günümüze ders almak artık o dönemde eksiklikler, tıkanmalar niye gerçekleşmiş irdelemek açısından bakıyoruz ya. Şimdi buradan baktığımızda Selanik İşçi Federasyonu olsun, Taşnaklar ve Hınçaklar'ın ilk örgütlenmesi olsun. Şimdi üstünde siyaset yapılan zemin birden fazla milliyetin olduğu, evet, birden fazla ana dilin ve ulusal talebin olduğu bir mekan. Dolayısıyla bunun geleceğini nasıl tasarlarız? Bunun geleceğini hem herkese seslenen ortak bir payda ama herkesin ayrı haklarının da altını çizen bir payda. Şimdi dolayısıyla bu yaklaşım bana... Evet, daha sonra salt milliyetçi bir yöne yöneldiler ama başta öyle değillerdi. Sosyalist internasyonel de aslında bunlarla uyumluydu. Sadece Avusturya Macaristan'la sınırlı olmayan bir perspektifti bu çünkü. Bu açıdan baktığımızda Ergatis'in yaklaşımı bana sanki işçici ama bu işçiciliğin gereğinin de gereğini yapamayan. Çünkü hani sonuçta finansmanı var, bilmem nesi var. Ama mesela aynı yayın organının ve onun örgütünün örneğin o dönem sosyalizm vurgusu çok daha net olan Hınçakları, Taşnakları dışlayıcı bir dil, evet, sosyalizmin dışına atan bir yaklaşım. Galiba, değil mi? Ermenice versiyonu yok. Yok. Yani atması bence. Burada bir problemle karşı karşıyayız. Çünkü sonuçta bir müddet sonra ne olacak? Milliyetçilik ön plana geçecek. Özellikle Müslüman milliyetçiliği ön plana geçecek ve diğerleri tasfiye edilecek. Bu arada işçi sınıfı üzerinden örgütlenmeler de tasfiye olacak. Oysa eli kolunu biraz daha uzatabilmiş olsaydı, örneğin bu denli sektör değil de daha kucaklayıcı olabilseydiler. Aslında Selanik İstanbul de değil aslında. Örgütlenmesi... Daha sosyalizm bence aksine internasyonalist olduğu için yeni, ben ama diğerleri de internasyonalist. Yani internasyonalizm açısından genişi yani ilkelere bağlılık anlamında değil mi dar? Yoksa geniş derken ben ters mi? İttifaklar siyaseti açısından. Yani geniş. Bir geniş sosyalistler tabii ki hem küçük burjuvaziyle hem de köylülerle yani bir... Yani bu Dimitrov'un çizgisi darların devamı. Tabii. Anladım. Şimdi bence ama esas sorun tabii... Ermenice versiyonunun olmaması belki daha çok irdelenmeye muhtaç. Şu tabii ki şu iki bu belki şey var aklıma geliyor. Bir tanesi biraz önce zikretmedim. Tabii okuryazarlık meselesi. Yani o meselede de hani bir uzman değilim elbette ama şimdi okuryazarlık meselesine baktığımızda İstanbul'u düşündüğüm zaman veya başka kentsel merkezi üzerine baktığımız zaman hakikaten şey arasında muazzam bir fark var. Özellikle alt sınıflar açısından muazzam bir fark var. Örneğin Rum cemaatini göz önüne alacak olursak tabii okuryazarlık çok daha yüksek. Evet. Yani
kime kıyasla yüksek? Elbette yani Türk Müslüman şeyiyle mukayese edildiğinde alt evet. sınıflar açısından muazzam evet. bir fark var. Sadece Müslüman işçi değil, Müslüman esnafa göre de tabii, çok daha tabii. yüksek. Yani şimdi tabii ki şeyi vurgulamak doğru. Yani gazete okuma pratiği, kitap okuma pratiği 20. yüzyılın başlarında bile hala kolektif bir pratik. Yani esnaf alıyor, insanlara okuyor veya bir işçi okuyan birisi diğerlerini okuyor ama tabii ki Osmanlı toplumunu oluşturan farklı kimliksel gruplarda, farklı toplumsal grupların okuryazarlar arasında da büyük fark var. En gerisi tabii ki şey, Osmanlı şey. Peki Türk Ermeni Osmanlı hareketiyle grubu. İlişkileri? Ermeni hareketi tabii ki Ermeni hareketiyle ilişki şu, tabii ki Taşak, Ermeni Devrimci Federasyonu ve Hınçakların tabii Ermeni nüfus grubu içerisinde önemli bir hegemonyası var, karşılığı var. Türkiye Sosyalist Merkezi çoğunlukla daha çok Hınçakların sol kanadı ile ilişki kuran bir hareket. Niye öyle? Çünkü özellikle Taşnak'tan İttihat Terakki ile kurduğu bir ölçüde hani ittifak siyaseti, evet. simbiyoz ya da bir ölçüde Taşnaklar... Teslimiyetçilik bile. Öyle netlendirebilir. İşte Taşnakların İttihat Terakki'yi hiç olmazsa işte güvenliğin sağlanması, evet. toprakların iade edilmesi gibi meselelerde tek güvenilir aktör veya tek aktör olarak görmesi nedeniyle orada ciddi bir uyuşmazlık olacak ve daha çok Hınçakların sol kanadıyla işte işbirliği geliştirmeye çalışacak ama Ermeni devrimci hareketi tabii ki Ermeni işçiler üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Dolayısıyla doğallığında belki bir kompartmanlara ayrışma bu noktada oluyor. Bundan kaçınılamıyor. Dolayısıyla böyle çok farklı bileşkeler var. Okuryazarlık meselesini de vurgulamak istedim. Yani gerçek anlamda bir son bu resimde farklılıklar var. Siz belki girmek istemeyebilirsiniz ama hani bu Yunan milliyetçiliğinin ya da bütün ne diyelim size nispeten geç milliyetçiliklerde çoğunlukla çok temel bir konu olmuştur. Dil üzerinden milliyetçi ayrışmanın yaşanması. Bu Yunan milliyetçiliğinde de sanıyorum bu üst gelişkin dille halk dili yani demotik dediğinizde kateverusa mı demiştiniz? O da üst ne diyeyim seçkin bir Yunanca meselesi üzerine tartışma. Sanıyorum Ergatis de halk Yunancası kullanımı bu tartışmadan bağımsız olarak işçi sınıfının bilinç düzeyiyle ya da okuma yazma düzeyiyle ilgili bir şey mi diyen yani çünkü Osmanlı toprakları içerisinde herhalde bu tür ayrışmalar, bu tür farklı dil ekollerinin hayat nevşinliği mahvolduğu ne derler öyle bir ortam yoktu herhalde değil mi İstanbul üzerinde? Şöyle söyleyeyim tam tersine aslında bu tartışmanın en yoğun yaşandığı öyle merkezlerden bir tanesi Atina ise bir tanesi de İstanbul. Zira yani yine hatırımızda tutalım hani nüfus meselesinden bahsettik. Yani 1920'li yıllara kadar tabii ki hani Yunanca konuşulan dünya içerisindeki en kalabalık şehir İstanbul. Atina daha düşük nüfusa sahip ya da en azından başa baş kadar. Sermaye birikimi açısından da yani Rum burjuvalaşma oranı tabii. itibariyle de kilisenin, merkezi kilisenin İstanbul'da olması itibariyle de tabii. İstanbul çok önemli. İstanbul bir kültürel merkez. İstanbul kültürel standartları belirleyen bir merkezlerden bir tanesi ve dolayısıyla dönemin basınında İstanbul Rum basınında çok tartışılan bir mesele dil meselesi. Ergatis bu meseleyi yani işte seçkinlerin konuştuğu, eğitimlilerin konuştuğu biraz antik Yunanca'ya öykünen o yapay dille halk dili arasındaki bu çatışma meselesini biraz daha sınıfsal bir temele şey yapmaya çalışıyor. Yani işte patronların, zenginlerin, sermayedarların işte halkın konuştuğu dili istemediği çünkü onların bilinçlenmesini istemediği dolayısıyla yapay bir dille konuştuğu gibi türünden bir yaklaşımla tabii ki halk dilini tercih edecek ve buradan çok basit gerçekten çok bambasit bir dille, çok şey bir dille yayın yapacak. Tabii dil meselesi hepimizin bildiği işte bu milliyetçinin en temel meselelerinden bir tanesi. Aynı zamanda bu Katerevusa Demotiki yani bu seçkin dille, halk dili tartışması aynı zamanda ulusal birliğin nasıl sağlanacağı, ulusal sürekliliği neyin temsil ettiği yani antik dünyadan bugüne gelen bir Yunanca'nın mı yoksa halkın konuştuğu Yunanca'nın temsil ettiğine dair bir seçkinler arasında da bir tartışma. Evet. Yani önemli halk dili savunucuları aynı zamanda tabii ki Yunan siyasetinde de etkili aktörler olacak sonrasında falan. Dolayısıyla bu tartışma çok derin ama İstanbul bu tartışmanın da merkezi. Merkezi. Çünkü kültürel standartları aslında düşünmem gereken ama düşünmediğim fark ettim. Önemli okulların olduğu falan. Peki tam bu bağlamda bir şey sorabilir miyim Erdoğan? Bir de hani Yunan burjuvazisinin de demeyeyim Rum burjuvazisinin de çok güçlü olduğunu söyledik ya. Bu çevreler Yunan
patronlarla, onlarla da yüz şey yapıyorlar mı, çatışıyorlar mı? Yani bu sınıf mücadelesinin verirken hakikaten en azından o orada bir kristalizasyon var mı? Yani patron patrondur bu diyor, yoksa daha çok mücadeleler Müslüman patronların iş yerlerinde mi yaşanıyor? Öyle bir ipucu var mı yayınlarda? Var tabii. Yani aslında baktığımız zaman işte böyle bir şemsiyeciler, terziler, şunlar bunlar, yani baktığımız zaman tabii çoğunlukla elbette aksi unsurlar da var, işte geçiyor isimler, İbrahim Karakaş falan gibi isimler de var. Ama asıl olarak baktığımızda tabii patronların büyük kısmı işte Rum, Ermeni, Levanten falan gibi gruplara dair. Dolayısıyla tabii ki ihtilaf büyük. Şimdi 1908 sonrası aynı zamanda Rum cemaat içerisinde çok ciddi tartışmalar yaşanıyor tabii ki. Yani İttihat Terakki ile ilişkiler nasıl olmalı? Osmanlı Rum cemaatini bu yeni siyasal arenada kim temsil edecek? Patrikhane mi, milletvekilleri mi? Feminizm, dil meselesi, çok sayıda mesele tartışılıyor. İşte hani nasıl Osmanlı toplumu genelinde böyle meseleler tartışılıyor, Osmanlı Rum toplumunda da tartışılıyor. Yani Ergat ise baktığımızda Türkiye Sosyalist Merkezi bir kere özellikle mesela kilise ile ilişkilerinde, yani patrikhane ile ilişkilerinde oldukça mesafeli ve eleştirel. Yani bir ölçüde aslında ta Alman sosyal demokrasisinde bile gördüğümüz böyle bir, hani nasıl diyelim, elbette tırnak içinde inanca karışmayan ama antiklerikalist, ruhban karşıtı dozajın çok yoğun olduğu bir dili var. Yani ruhban karşıtı kesinlikle patrikhaneyi bir şey olarak görüyor, bir asla şey olmayan siyasi sermayenin ve statikonun merkezi olarak görüyor. Evet. Benzer bir tartışma çünkü bir müddet önce Ermeni hareketi içinde de gerçekleşiyor. Yani Ermeni Taşnak ve Hınçak örgütlenmesi de ilk olarak önce kendi kilisesinin Osmanlı Devleti ile kurduğu statüye karşı bir mevzi kazanıyor. Aynı durum burada oluyor. Aslında ben burada burayı açmanı istiyorum. Çünkü şöyle bir ön yargı var. Gerek İslamcı kesimde, gerek Türkçü kesimde. Sanki Ayşe de az önce ona girdi. Sanki bu söz konusu işçi örgütleri Salt Osmanlı'ya karşı kendi patronlarının milliyetçi hedeflerine yedeklenmişler gibi. Oysa tartıştığımız örnek özellikle kendi patronlarına karşı ve Bulgar ve Yunan milliyetçi burjuva düşüncesine itirazı öne alan. Yani sadece patrikhaneye değil, kendi burjuvazisine, Yunanistan'daki ve Bulgaristan'daki burjuvaziye karşı da bir mücadele hattında yürüyen bir yan. Bunu bence biraz açalım veya tabii ne şöyle dersin? Açalım. Yani şeyi, hani evet, kurumsal kiliseye karşı böyle bir muhalefet var. Dediğim gibi yani bu şey sınırları içerisinde kalmaya özen gösteren, yani işte aslında Hüseyin Hilmi çevresinin de yaptığı bu. Evet. Hani asıl sosyalizm tabii ki hem inanca saygılı, hem de aslında inancın temelleri aslında sosyalizmle çok yakın. Yani eski Hristiyanlar en iyi sosyalistlerdi. Evet, yani ilk Müslümanlar da tabii ki ilk şeydi. Yani bir bu anlamıyla önemli bir ayrım bu. Yani belki 1920'lerde bu kırılacak. Ortalarında itibaren 20'lerde. O dönemde çok ciddi bir vurgu. Bunu ayırt etmek gerekiyor. İkinci olarak tabii ki yani Ergat çevresi şey mesafeli. Parlamentodaki Osmanlı Rum mebuslarına da mesafeli. Onların milliyetçi ajandasına belki bir ölçüde diyelim, tabir ettiğimiz şeye oldukça mesafeli. Yani sermaye meselesini çok açıklar bu konuda. Yani bir sermayenin gazetedeki yazılara baktığımızda işte sermayenin aslında milliyeti olmadığı, kendi arasında çok rahat ittifak kurduğu, tam da bu milliyet meselesini işçiler arasında bir ayrım olarak ortaya çıkardı, işçilerin bölünmesini sağladı. Dolayısıyla aslında sermayenin sahte milliyetçiler olduğu, milliyetçiliği kullanarak aslında sınıf hareketi bölmeye çalıştıkları vurgusu çok kesin ve kati olacak. Tabii ki burada büyük bir tartışma şey meselesi, yani ona değinmedik. Türkiye Sosyal Merkezi'nin aşan da bir tartışma o. Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği meselesi nasıl ve Balkanların geleceği meselesi. Orada nispeten ciddi bir tartışma var ama bu tartışmaya çok nüfuz edebilmemiz mümkün değil. Zira örneğin Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu gibi örgütler bir ölçüde Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü çok daha ön plana alırken Bulgar darları mesela bunu bir zorunluluk olarak görmeyecekler. Yani Bulgar darları açısından geleceğin Balkan Federasyonu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun illa olması çok şey değil, arzulanır bir şey değil. Ama işte Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu, bu Christian Rakowski falan gibi isimler tam da tersine Osmanlı, tabii tırnak içinde liberal, demokrat bir Osmanlı İmparatorluğu'nun bu Balkan Federasyonu'nun içerisinde olması gerektiğini savunuyorlar. Aslında 1908 devriminin sahiplenmesi de bunun bir imkanı, tabii, düşünülmesi
veya hayal edilmesinin sonucu. Evet. Yani 1908 devrimi tabii 2. Dünya İnternasyonel tarafından çok iyi karşılanacak. Zira sıcak bir şekilde karşılaşacak. Çünkü baktığımız zaman kitapta bunu vurgulamaya çalışıyorum. 2. İnternasyonel'in en önemli gündemi yani 20. yüzyılın hemen ilk 10 yılında tabii ki yaklaşan ayak sesleri duyulan büyük savaş. Yani Avrupalı büyük güçlerin kapışması. Bu meselenin, bu kapışmanın önce sömürgeler üzerinden kopacağı düşünülüyor. Hala öyle düşünülüyor ama aynı zamanda kıtanın da bir barut fıçısı var. O da Balkanlar. Balkanlardan da çıkabilir. Dolayısıyla 1908 ihtilali devrimi nasıl diyecek olursak ya da bir askeri hareketi mi diyeceğiz. Ama onun yarattığı aksülemeller, etkiler, bütün bunlar Avrupa sosyalistler açısından, Balkan sosyalistler açısından bile barışın korunabileceği, bir ölçüde statikonun korunabileceği, yani Balkanların bir çatışma unsuru olmaktan çıkacağı, dolayısıyla Avrupa Genel Savaşı'na... Hiçbir şey doğru okuyamadıkları anlaşılıyor yani. Bu bir şey. Tabii bir göre, contingency yani. Sonradan yaşananları yok, sonradan görürsen... yaşananlar aslında bütün aktörlerin sonraki gelişmeler karşısında dönüşümü. Çünkü mesela Rakowski dahil olmak üzere, mesela Bulgarların bağımsızlıkçı hareketinin burada aksi tepkiler yaratacağını düşünüyor. Avusturya İmparatorluğu'nun Bosna Hersek'e el koymasının tabii. Türk milliyetçilerinin Müslüman tepkisinin tabii. patlamasına neden olacağız. Tabii. Yani aslında hı-hı. orada o orada anda fakat ne yazık ki çok zayıflar. Hı-hı. Yani kendilerini çok güçlü hissediyorlar ama ne yazık ki milliyetçilikler karşısında ve büyük güçlerin politik oyunları karşısında hala çok zayıflar. Eksiklikleri buradan. Yoksa hani devam ederken şunu da sormuş olayım. Yayın organı Balkanlardaki milliyetçiliğe karşı bir dizi yazı yayınlıyor. Yani Rumca yayınlıyor ama Yunan milliyetçiliğine, Bulgar milliyetçiliğine itiraz ediyor. Ve böyle bir çok pozitif bir özelliği evet. de var. Ben hani biraz öncesine ek yapayım. Yani tabii ki mesela Bosna Hersek ilhakı meselesi aslında bir ölçüde işte bu öngörünün doğrulanması, yani Balkanlardan çıkacağı bekleniyor. Avusturya Macaristan'ın Osmanlı-Rusya üçgeninden çıkabileceği büyük savaşın beklentisi ve öngörüsü aslında şey değil, yani haklılaşan bir öngörü. Öngörünün gereklerini yani, gerçekleştirebiliyor mu? Çünkü 2. İnternasyonel'de 1907'de 1910'da işte Stuttgart'ta, Kopenhag'da tartışılan mesele tabii ki şey, genel savaşı durdurmak, bloke etmek, yani genel grevle şey yapmak. Bunda çuvallayacak. Yani bizim konumuz elbette değil ama bu öngörüde savaş beklentisi çok önemli. Yani hem devrim demesi, mesela İngiliz liberalleri bence İttihat Terakki'yi daha doğru değerlendiriyorlar. Yani oradan bakıldığı zaman oradaki şeyleri Feruz Ahmet'in sanıyorum kitabında vardı. Yani o der ki bunlar hal eskisinden kopmuş adamlar değil. Bunlar eski gelenekten. Tek dertleri devleti kurtarmak. Yani devletin içindeki veya devlet ve halk arasındaki ilişkilerin yönünü değiştirmek ya da işte bir parlamenter demokrasi getirmek değil diye bunu baştan korlar ve hiç desteklemezler. Yardım taleplerini falan da reddederler. Bu tartışmayı bir başka programa bırakalım. Ama devrimci hareketler burada bir ümit görmüşler ve o bana hep ilginç geliyor. Yani mesela Taşnak şeye girdik, belki onu oraya geçerek şey yapayım. Kiliseler, milli kiliseler tabii, hem Yunan kilisesi hem Bulgar kilisesi milliyetçi hareketin aslında hani dini işlevlerinden ziyade milliyetçi çıkışın ya da ona meşruiyet sağlamak için örgütlenen kiliseler diye düşünüyorum ben. Her ikisini katılmayabilirsin belki söylersen ona. Bu açıdan da mesela kilisenin bahçesinde toplantı yapacağız mı, yapmayacağız mı, ya da kiliselerde silah depolanacak mı, depolanmayacak mı gibi şeyler. Özellikle Ermeni hareketi açısından çok ciddi tartışmalara neden olmuştur. Hani Yunan Rum kilisesiyle bu örgütlenmelerin arasında böyle gerilimler yaşanmış mıydı? Hani o karşı çıkış, o diğer taraftan nasıl görülmüştü? Rum Ortodoks veya Fener Patrikliği bu kurumlara ne diyor, bir şey diyor muydu? Örneklerini şey yapıyorum işte, böyle bir kilise vaazlarında tabii ki Türkiye Sosyalist Merkezi grubunun Ergatis gazetesinin kötülendiğine öyle dair emareler var tabii ki. Yani bunların şey olduğu falan. Rum basında da tabii şey çıkacak. Tabii Rum basını bir ölçüde Osmanlı Türkçesiyle yayınlanan basını da bir tekrar işte, yani sosyalizm Osmanlı İmparatorluğu'na uygun değil. Bir fantezi bilmem ne falan filan, bu meselelerde çok ortak bir yayına sahipler. 1890'larda bile hani biraz önce zikrederken siz, yani işte 1 Mayıs hani Avrupa'da şöyle oluyor ama neyse ki Osmanlı'da böyle çelişkiler yok. Falan. Daha 1890'larda bile 1 Mayıs öncesi Rum basında dile getiriliyor. buradan ama tabii şey, yani
tabii milliyetçi kamplaşma ve kapışma meselesi ikinci meşrutiyetin hızla asıl şeyi haline gelecek. Türkiye Sosyalist Merkezi de bu girdap içerisinde sürüklenecek elbette. Yani baktığımız zaman Türkiye Sosyalist Merkezi ve onun devamı olmaya çalışan sendikalar, gruplar İtalya'nın Trablusgarp işgaline karşı çıkacaklar elbette. Balkan Savaşı'na karşı çıkacaklar. Ama bu savaşın altında da büyük ölçüde ezilecekler. Tabii bu gruplar içerisinde de böyle homojen olmadığını da vurgulayalım. Yani grubun önemli isimlerinden Yan Yosun ise Yunanistan'a gidecek ve orada tabii ki giderek bir çekim merkezi olan bir reformcu ve bir siyasetçi, bir liberal siyasetçi olarak Yunan siyasal manzarasına hakim olan Venizelos'un etkisine girdiğini görüyoruz. Yani bunu da ifade etmekte falan. Ama İstanbul'daki grup ama şey yapacak. İtiraz ediyor. Tabii ona kalmaya devam edecek. Venizelos'un tabii çok ciddi bir çekiciliği var. Belki başka bir program konusu ama tabii ki İstanbul'da da bu çekicilik giderek artacak. Anladım. Yani 1914 sonrasında. Zehirliyor yani bir milliyetçi zehir, liberal milliyetçi zehir. Tabii yani İttihat Terakki'nin artık giderek geri dönülmez bir biçimde Balkan Savaşı sonrasında giderek böyle şey bütün işte Trakya sürgünü falan meselesi bir şey olacak milliyetçiliğin. Hakikaten değil mi? Onların da o da altını oymuş olabilir değil mi? 1913 mübadelesi. Tabii, yani ciddi nüfus bir mesele değil mi? O vatandaşlık falan çok doğru, tartışılmayan ciddi bir aslında mesele. Temel bir faktör. Evet. Bütün yani, altını boşaltıyor yani. Yani işçi hareketinin durduğu yerden gelecek tasarımı o milliyetçilikler kavgası içinde paralize oluyor, dağılıyor, zayıflıyor. Nüfuslar değişerek homojenleşiyor toplum. Balkan Savaşı tabii ki şu etkiyi yaratacak. Yani Osmanlı Makedonya'sı tabii ki yani hem nüfus olarak hem işte kapitalist üretim ilişkilerinin daha yaygın olması nedeniyle hem çok daha nispeten gelişkin bir işçi sınıfı hareketine sahip olması sebebiyle onu o parçanın kopması. İstanbul'daki, İzmir'deki hiç konuşmadık ama Bursa'daki şurada buradaki işçi hareketini olumsuz etkileyen bir faktör olarak gelişecek ve İstanbul'da tabii Balkan Savaşı sonrasında işte hepimizin bildiği Babali baskını, işte Mahmut Şevket Paşa suikasti Haziran 1913'te bütün o iklim tabii çok ciddi anlamda bir siyasal muhalefetin, sendikal hareketin falan oluşabilmesi ve hayatta kalabilmesini çok imkansız büyük ölçüde imkansız hale getiren bir ortam. İstanbul işçi sınıfı da özellikle 1914 itibariyle tabii ki büyük ölçüde ya askere alınacak ya gayrimüslimler açısından, özellikle Rumlar açısından tabii ki askerlikten kaçma meselesi çok ciddi bir gündem olacak. Biraz ben kitapta tabii ki asıl ikinci meşrutiyet dönemi hiç olmazsa Balkan Savaşı sonuna kadar incelemeye çalıştım ama sonrasında da işte mütareke döneminde biraz bu ilişkilerin ve Türkiye Sosyalist Merkezi'nin nasıl devam ettiğine dair biraz şey yapmaya çalıştım. Çünkü Türkiye Sosyalist Merkezi'ni oluşturan unsurlar, onların sendikaları mütareke İstanbul'unda yani işgal İstanbul'unda tabii yeni bir örgütlenmeye de girecek. O işte Beynelmiler İşçiler İttihadı olarak adlandırdığımız örgüt olacak. Erden Akbulut'la işte Mete Tunçay'ın iletişim yayınlarından çıkardığı Beynelmiler İşçiler İttihadı'na dair önemli bir çalışma var. Özellikle belgeler çok önemli orada. Ben biraz Beynelmiler İşçiler İttihadı'nın kuruluş dönemi 1919-2021'e dair daha fazla şey bulmaya elime geldi diyelim. Tabii o da çok önemli bir örgütlenme. Zira İstanbul'da en azından Rum nüfus içerisinde yine çok ciddi sendikalar kurabilmeyi başarmış bir örgüt ve çok özgün bir şekilde tabii ki savaşın ikliminde özgün bir siyasal duruş da oluşturmaya başarmış bir örgütlenme olacak. Yani 1920'li yıllar tabii ki işte milli mücadele, Türk-Yunan Savaşı söz konusu. Beynelmiler İşçiler İttihadı bu savaşa karşı bir duruş sergileyecek. Beynelmiler İşçiler İttihadı Birliği Panergatiki ya da şey Yunanca ismi. Yunan işgali ve Ankara merkezli milli mücadele sırasında nasıl bir tutum takınıyor mesela, hatırlayalım. Yani şöyle tabii ki bir ölçüde iştirakçı Hilmi de var tabii. İştirakçı Hilmi tabii ki sürekli bir figür o da İstanbul'daki işçi sınıf hareketi içerisinde ve aslında bakacak olursak iştirakçı Hilmi'nin sınıf hareketi içerisindeki asıl temayüz etmesi, öne çıkması çok tartışmalı koşullar içerisinde bu işgal yıllar içerisinde olacak. İşte bir ölçüde grevleri yönlendiren ve işgal otoriteleriyle danışıklı bir şekilde yöneten bir ama bir ölçüde de kitleselleşen garip bir şekilde bir figür olarak ortaya çıkacak. Türkiye Sosyalist Merkezi savaşa ilişkin yaklaşımı şu, bir yanıyla bir kardeşleşmeden bahsedecek. Yani ne Türklerin ne Yunanların savaş
işine gelecek, geliyor savaştan, ikisi de mağdur oluyor çizgisini savunuyor. Türklerin milli emellerini gerçekleştirmeleri haklı, direniş yapmaları haklı. Öte yandan Yunan tarafının Sèvres Anlaşması'nı kabul etmesi, onu İngiltere'nin ve Fransa'nın bir ölçüde emperyalist emellerinin bir uzantısı haline getiriyor şeklinde bir tavrı var. Ama şöyle nüanslı bir tavır bu. Yani tabii 20. yıllardaki milli mücadele, Yunan Savaşı döneminde Moskova'nın, tabii Sovyetler Birliği'nin çok daha doğrudan Ankara'ya desteği söz konusu. Dış politikasının yansıması. Yansıması çok daha doğrudan bir desteği. Evet. Çok uzun ayrı bir tartışma o. Herhalde giremeyiz ama bu beynelmiye işçiler itaatı biraz daha nüanslı. Yani savaş hayır, kardeşleşme şeklinde. Hı-hı. Yani Ankara'ya çok da doğrudan destek vermeyen, hı-hı, kardeşleşmeyi savunan, bir ölçüde Ankara'ya da güvensizlik besleyen, ne o ne bu hani diye son yıllardan aslında çıkıyor. Keşke diyesi geliyor insanın. Müslüman kesim içinde de, işçi sınıfı içinde de keşke benzeri onun bir versiyonu olabilmiş olsaydı. O zaman internasyonalizmin iki sağlam ayağı belki de olabilecekti. Tam buradan az da bir zamanımız var. 10 dakika kadar bir zamanımız var. Aslında senin özel olarak girmek istediğin bir şey yoksa bu tarihe, hani bu deneyin üzerinden aslında dönüp tarihi nasıl yazmak lazım? Bu çünkü konuştuğumuz deney bir Türk sosyalist yazınında olmayan, tıpkı Paramaz gibi, artı Türk sosyalizminin dışına çıkıp genel olarak tarih yazımına geçtiğimizde hiç olmayan bir alan. Oysa bunun bilgisinden yoksun olduğumuz zaman bizim aslında hem dünü doğru değerlendiremememiz hem de geleceğe dair soldan bir hayal üretemememizi getiriyor. Evet. Buradan hareketle sen kitabının başında o konuya dair irdelemeler de yapmışsın. Doğru bir tarih yazımı veya soldan bir tarih yazımı açısından tam bu deney üzerinden. Ben sonunda mahcup olmayın diye bu konuyu konuşurken Ergatis'in benim dikkat ettiğim yanı bir de kadın yazarlarının olmasıydı. Kadın sesini, kadın taleplerini de yansıtıyordu. Hani konuşulur sonra ben size orada bir karşı tarih şeyi vermeyeyim diye şimdiden söyleyeyim. Athena Gautier galiba. Bu çok onun güzel yazıları vesaire var sanıyorum. O da sonra Yanos'un şeyi mi? Onunla arkadaşı olan o muydu? O da evet, gidiyor o, değil mi? O da işte kopuyor Nikos, sonuçta sanıyorum. Onlar tabii yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Onlar tabii şey yani İstanbul tabii Rum cemaati yine de muhafazakar bir cemaat. Evlenmiyorlar. Birlikte yaşıyorlar. Bu tabii böyle bir skandal yaptı. Yani kilisede evlenmiyorlar falan. Mesela bunlar da bana çok ilginç evet, gelmişti. Biraz o dönemin şeyinde yani feminizm tabii ki tartışılıyor. Tıpkı bildiğimiz gibi Osmanlı, Müslüman özellikle tabii okur yazarlar arasında tartışıldığı gibi. Ergatis'te ilginç olan tabii oldukça nitelikli ve hani diğer yazılar biraz daha belki böyle şey nasıl diyelim daha kuru mu diyeyim biraz daha böyle işçilerin anlaması için kadın yazıları biraz daha böyle daha didaktik yazılar belki evet, diye. Kadın yazı biraz daha böyle daha güzel yazılmış falan öyle bir şey yakalıyorsunuz ama bu konuda özellikle şunu da ifade etmek gerekiyor yani Türkiye Sosyalist Mergisi'nin örgütleri sendikalarda kadınlar da örgütleniyorlar. Tahmin edeceğiniz gibi yani terzi işçiler, şemsiyeciler, şapkacılar bütün bunlar. Peki bunların yansıması yani gazetede bu sadece gayet Tanrı'yla mı? Yok birkaç yazar var. İşte Teodora Vuku var falan birkaç yazar yönetici var. Yönetici falan filan da olabiliyor mu? Yöneticiye rastlamadım ama yazar var. Anladım. Yazar peki, var ve bunlar çoğunlukla işte daha çok öğretmen olanlar. Ve dediğim gibi yani böyle bir kadının işte şeyi bireyselliği meselesi işte çalışması elbette eşitliği bir süs olmaktan çıkması gibi yani belki tanıdık ama o dönem için o dönem şeyler. O dönem için çok yeni evet. Yeni evet. Şeyler ifade ediyorlar. Yani tarih meselesine geldiğimizde tabii ki Türkiye Sosyalist Merkezi ve onun devamı olan örgütlerine işte Beynelmeyen İşçiler İttihatı'na baktığımız zaman aslında önemli bir örgüt. Şu açıdan çok önemli yani onu belki vurgulamak gerekiyor. Yani Yunanistan Sosyalist Hareketi içerisinde çok önemli olan bazı figürlerin ilk güzergahı buradan geçiyor. İşte Athena Gaetano'dan bahsettik. Oradaki Yunanistan'daki feminist hareket içerisinde çok önemli bir insan olacak. Onun eşi Yunanistan'da nihayet evlenecekler çocuk yaptıktan sonra. Nikos Yanyos evet Venizelizmin şeyini güzergahına giriyor, eleştirel destek veriyor ona. Ama Yunanistan'da nasıl diyelim ikinci internasyonel sosyalizminin yani komünist partiye katılmayan Yunan sosyal demokrasisinin kurucu figürlerinden olacak. Hiçbir zaman komünist harekete katılmayacak. Sosyalist internasyon içerisinde kalacak. Tarih olarak belirtelim de yanlış şey olmasın. 1930'lu yıllarda. 1930'lu yıllarda. Yani tabii.
daha sonraki. Daha sonraki yıllarda İstanbul'dan gitti. Venizelizmin etkisi daha sonraki dönemde. Yani mübadele tabii, sonrası dönemden söz ediyor. Tabii Birinci Dünya Savaşı. Yani bu insanlar ve bu yayın organları ve örgütler İstanbul'da ve Osmanlı'nın içinde oldukları müddetçe internasyonel çizgiden çizgide ısrarlı duruyorlar. Tabii. Ama büyük mübadele ve sonrası herkesin kendi milli vatanı içine yer alınca farklılaşıyor. Yani şöyle söyleyeyim mümkün. Yani Türkiye Sosyal Merkezi içerisinde bir sınırlı bir grup ama Nikos Yanyos gibi önemli bir ismin içinde bulunduğu sınırlı bir ekip. Tabii ki özellikle Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Venizelizme ile flört edecekler. Daha büyük bir kesim. Papadopoulos Papadopoulos ortada. Ha. Çok şey değil. Ama Vezesenes'in Benel Menşiler İttihadı'nda o daha çok etkili olacak. Hı-hı. İşte Serafin Maximus gibi isimler tabii ki çok daha internasyonist. Hatta şöyle söylemek mümkün. Tabii ki çok daha internasyonist bir tavra sürüklenecekler. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı Avrupa Sosyal Demokrasisi'nin iflası olarak görecek şekilde internasyonist yani olacaklar. Şeyden bahsediyorduk, Athena Gaytan'ın işte önemli sima. Nikos Yanyos dedik, o da önemli sima. Serafin Maximus, Menemenişçiler İttihatı'nın ilk genel sekreteri. O da Yunanistan'da hem Komünist Partisi'nin kurtuluşunda hem de sonrasında işte bu sol muhalefet, Troçkist muhalefetin en önemli ismi ve yazarlarından birisi olacak. Yine 1931-1956 yılı arasında meşhur Nikos Ariadis, Yunan Komünist Partisi Genel Sekreteri, yani iç savaş sırasında işte toplama kampında olan, sonra özür dilerim, Nazi işgalinde sırasında toplama kampında olan, sonrasında Yunan iç savaşı 1946-49'da işte Komünist Partisi'nin genel sekreterliğini yapan isim. O da ilk siyasi deneyimlerini daha çok küçükken bir liman işçisi olarak Beynel Milen İşçiler İttihadı'nda yapacak. Dolayısıyla tabii başka figürler saymak mümkün. Hani bunu biliyoruz, Yunan Komünist Hareketi içerisinde Anadolu Rumların mübadeleyle geçmiş olanların payı çok büyük. Hı hı. Ama bu sırf isimler bile, çok önemli dört isim bile Türkiye Sosyalist Merkezi'nin en azından Yunanistan solu için bir şey olduğunu gösteriyor gerçekten. Burada internasyonistler, orada kendi burjuvazilerine karşı mücadele içindeler. Buna rağmen şunu da vurgulamak gerekiyor. Tabii biz mesela Türkiye Sosyalist Merkezi meselesini, Türkiye Sosyalist Hareketi'ni, Osmanlı Sosyalist Hareketi'ni tartışırken çok bilmiyorduk. Yani bir notlar olarak biliyorduk. Yunanistan'da da çok bu mesele bilmiyordu. Yani orada da hani Nikos Yanyos'un kariyerinin bir dipnotu veya Zahariadis'in gençliğinin ilki, İstanbul'da şöyle bir sendika vardı falan. Yani çok böyle cılız deyimlerle ne olduğu bilinmeyen şekilde geçer. Milliyetçiliğe kurban olma hali. Bir ölçüde belki de tabii ki bu. Yani kompartmanlaşma. Evet, kompartmanlaşma bir ulusal işçi sınıfı tarihi veya ulusal işçi sınıfı hareketi tarihi yazmanın getirdiği bir oraya bakmama hali belki. Onu çok da umursamama. Şimdi tabii ki bir kitapta vurgulamaya çalıştım. Yani özellikle işçi hareketi ve sosyalist hareket açısından Türkiye tarihinde diyelim bir büyük muazzam bir kopuşu var. Yani 1912 ve 23 arası dönemin yaşattığı o devasa sarsıntı içerisinde sosyalist hareketin en önemli kadroları ve işçi sınıfı hareketinin en önemli kadroları yani ya yurt dışına gidiyorlar, yaşadığı coğrafyayı terk ediyorlar, ya imparatorluk içine büzülüyor ya da fiziken tasfiye oluyorlar. Dolayısıyla muazzam bir kopukluk var. Türkiye'de sosyalist hareket yeniden şekillenirken çok cılız bazı süreklilikler olacak. Bazı kadrolar, bazı isimler özellikle Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul örgütü içerisinde olacak. Olacak mı? Ama bunun dışında tabii ki böyle muazzam bir kopuş var ve bir unutuş var tabii ki. Yani hafızasızlaşma. Hafızasızlaşma var. Yani zaten Ermeni Devrimci Hareketi işte Türkiye tarihinin bir adeta ötekisi haline gelecek. Büyük ötekisilerinden bir tanesi haline gelecek. Ama işte Rum, Bulgar, diğer toplulukların Yahudi işçi örgütlenmeleri de yani şey ulusal tarihlerin parçası olabilecekse olacak, olmayacaksa onlar da unutulacak. Dolayısıyla bu tür çalışmalar tabii ki bir ölçüde bize şeyi hatırlatıyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun milliyetçilikler girdabı ve çatışmaları içerisinde kaçınılmaz bir sonla karşılaşmayabileceği, alternatif ufukların olabileceği, alternatif patikaların, alternatif vizyonların olabileceği meselesini hatırlatıyor. Zira pekala yani kapitalist modernleşmenin çok yönlü saldırısıyla, meydan okumasıyla karşılaşan Osmanlı toplumu açısından sosyalizm bir türlü alternatif olabilirdi. Yani bunu zikretmek niye önemli? Tarih bizim için tabii geçmişte kalan şeylerin, hani hep söylediğimiz bir şey, bir ne diyeyim, bir koleksiyoncu misali uğraştığımız bir mesele değil sadece. Bunun kendisi de anlamlı bir çaba belki ama aynı zamanda bugünü ve yarını anlamlandırmamız için de önemli bir meşgale. O bize alternatif güzergahları ve patikaları işaret etmeye çalışsın diye yazmaya çalıştığım bir eser oldu bu. Evet. Sosyalist perspektiften Osmanlı'nın kuruluşuna dair vizyon
geliştirilebilseydi, kitleselleştirilebilseydi hem o dönemde yaşanan o denli büyük katliamlar, sürgünler, acılar olmayacaktı. Hem de bugün rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde, Türkiye çok daha adil, yani sosyalist olmasa bile çoğulcu, laik, demokratik, en azından bu garanti edilebilirdi. Daha ötesi de pekala mümkün olabilirdi. Programımızı bitirdik. Stefo Bennisoy'la birlikteydik. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hem programa katkısı nedeniyle ama asıl önemlisi bu kitabı yazıp bizi ulusal darlığın ötesinde ve öncesinde bu dünyada aslında bambaşka şeyler olduğu fikriyatıyla tanıştırdığı, bu konuda kafamızı açan, ilgili okurların kafasını açacak verileri derleyip toparladığı için bir sonraki programda bir başka konuda görüşmek dileğiyle.